Herkese merhaba. Samsung'un üst segment tablet hamlesinin önemli oyuncularından bir tanesi Samsung Galaxy Tab S 10.5'in şu anda elimizde. Samsung Galaxy Tab S ailesi geçtiğimiz Haziran ayında duyurulmuştu. 8.4 ve 10.5 inçlik iki farklı seçenek sunuluyor kullanıcılara. Tabii ki bunların sadece Wi-Fi ve Wi-Fi hücresel versiyonları da mevcut. Elimizdeki sadece Wi-Fi destekli model içerisinde 8 çekirdekli Exynos işlemci var. Bütün seride 2560x1600 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran yer alıyor. Elimizdeki 10.5 inç ekranlı tablette de aynı çözünürlük mevcut. Ayrıca 8.4 inç ekranlı versiyonda da yine 2560x1600 piksel çözünürlük desteği söz konusu. Samsung Galaxy Tab S tablet gerçekten premium tablet görünümüne sahip. Samsung Galaxy S5'in tasarımında biraz andırıyor. O çizgiyi barındırıyor. Arkada gördüğünüz gibi dokulu bir yüzey var. Sert plastikten yapılmış yüzey var. 6.6 milimetrelik kalınlıkta Samsung Galaxy Tab S piyasadaki en ince Android tabletler arasında yer alıyor. Gerçekten bu incelik tableti kullanmayı biraz da zevkli kılıyor. Etraf gördüğünüz gibi metal görünümü bir çerçeveyle çevrilmiş. 10.5 inç ekranın altında gördüğünüz gibi ana ekran tuşu var. Basmalı tuş ve etrafında da çoklu görev ve geri tuşları var. Ana ekran tuşunda parmak izi okuyucusu mevcut, parmak izi tarayıcısı mevcut. Bu da Samsung Galaxy Tab S'te güvenliği biraz da arttırıyor. Ekran kilidini parmağınızı sürükleyerek de açabiliyorsunuz. Tabletin üstünde gördüğünüz gibi güç butonu ve ses tuşları var. Kızılötesi portu var. Kızılötesi portu Watch'un uygulamasının yardımıyla da uzaktan kumanda gibi işlemesini sağlıyor bu tabletin. Solda ve sağda olmak üzere iki tane hoparlör var. Stereo ses çıkışı sunuluyor. Bunun yanı sıra 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı tabletin sol kenarında yer alıyor. Sağ kenarında da micro USB portu ve micro SD kart yuvası mevcut. Tablette 16 GB'lık dahili hafıza mevcut. 128 GB'a kadar destekli microSD kartlar sayesinde tabletin depolama alanını daha da arttırmak mümkün oluyor. Samsung Galaxy Tab S'in 10.5 inç ekranı 2560x1600 piksel çözünürlük desteğine sahip söylediğimiz gibi ve bu çözünürlükte, bu ekran boyutunda bu çözünürlük 280 ppi, 286 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna karşılık geliyor. Karşımızda iPad Air'ın 9.7 inç ekranından daha fazla piksel yoğunluğuna sahip bir tablet var. Bu da gerçekten keskin yazı ve grafiklerin elde edilmesine olanak sağlıyor. Super AMOLED ekran güneş ışığı altında iyi bir görüş sunuyor. Renklerin canlılığı, parlaklığı bir hayli fazla. Renkler sıcak alana doğru birazcık kaçıyor. Ancak genel olarak Samsung Galaxy Tab S'in yüksek bir görsel zevk deneyi sağladığını söylememiz gerekiyor. Performans açısından baktığımızda 8 çekirdekli işlemci, Exynos işlemci başarılı. Bu tablette bulunan işlemcide 4 adet Cortex A9, 4 adet de Cortex A7 işlemci var. Yüksek performans gerektirdiğinde Cortex A9 çekirdekler çalışıyor. 1.9 GHz'e kadar maksimum saat frekansına sahip işlemciler çalışıyor. Diğer durumlarda EPOS'ta, bunun yanı sıra sosyal ağ güncellemeleri vesaire gibi daha fazla güç gerektirmeyen durumlarda da Cortex A7 çekirdekler devreye giriyor. Böylelikle de 7900 mAh kapasiteli batarya verimli bir şekilde kullanılmış oluyor. Tabletin sahip olduğu batarya normal bir kullanımda 2-3 güne kadar varan bir çalışma süresi sağlıyor. Bu da bir tablet için gayet yeterli. Samsung Galaxy Tab S 10.5'te Android 4.4.2 KitKat geliyor ve bunun üzerinde de TouchWiz kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Samsung'un gördüğünüz gibi özelleştirilmiş giriş panelleri bulunuyor. Bu giriş panellerinde Flipboard destekli haberler sunuluyor. Bunun yanı sıra yine gördüğünüz gibi kısa bilgilendirme olarak adlandırılan favori web sitelerinin, randevu kayıtlarının, alarmların ve borsa bilgilerinin yer aldığı bir bölme var. Yine sola doğru ilerlediğimizde takvim, Hancom Office tarafından sağlanan dokümanlara erişim ve e-postayı görüyoruz. Bu şekilde farklı sayfalar ekleyip bu farklı sayfaları da gördüğünüz gibi bileşenleri ekleyebiliyorsunuz. Bunlar Samsung'un Android cihazlarına, Android tabletlerine alternatif olarak sunduğu bir giriş paneliydi. Bu panellerin yanı sıra gördüğünüz gibi Android'in standart bileşenleri sunuluyor. Ana ekranlarda sunuluyor bu tablette. Galaxy Gifts adı verilen bir özellik var. Samsung Galaxy Tab S'te kullanımı daha da keyifler getirecek. Çeşitli içerik servisleri hediye ediliyor. Çeşitli uygulamalarda hediyeler sunuluyor. Digital Play, Hürriyet e-Gazete, bunun yanı sıra gördüğünüz gibi çeşitli uygulamalarda hediyeler mevcut. Bunlar sizi bekliyor olacak. Bunun yanı sıra Galaxy Essentials adı verilen bir bölüm var Galaxy Apps altında. Burada da görmüş olduğunuz gibi Galaxy Tab S deneyiminizi daha da üst noktalara çıkaracak çeşitli uygulamalar mevcut. Bunlar
uygulamalarda Samsung'un Android uygulama mağazası Samsung Galaxy Apps'ten indirebilirsiniz. Bunun dışında gördüğünüz gibi birçok uygulamaya yükleyip kullanabilirsiniz. Multimedya uygulamaları, bunun yanı sıra yine verimlilik uygulamaları, sosyal medya uygulamaları hepsi Samsung Galaxy Tab S'te kullanılabilir durumda. Samsung Galaxy Tab S, iPad'i tercih etmeyen, Android deneyiminden kopamayan ancak üst sınıf bir deneyim isteyen kullanıcılar için ideal bir tablet gibi gözüküyor. 16 GB dahili hafızalı versiyonu 1199 lira gibi bir fiyata sahip. Bu fiyatta bu tablet iyidir. Yanına bir de 16 ya da 32 GB'lık bir SD kart alırsanız, micro SD kart alırsanız gayet işinizi görecek bir tablet gibi gözüküyor Samsung Galaxy Tab S. Samsung Galaxy Tab S ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.